TL'dir. Saygıyla arz ederim. Ama yükselecekleri nereden yapılacaktır? Onları da diyecekler, şunlar şunlar olabilir. Yine balansa konsolide vurduğun zaman bir rakam. Evet. Arkadaşlar müsaade. Gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre dernek ve bağlı şirketlerin 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle kısa vadeli borçları 1 milyar 668 milyon 263 bin TL, uzun vadeli borçları 1 milyar 566 milyon 926 bin TL, borçlar toplamı 3 milyar 235 milyon 189 bin TL, kısa vadeli mevcutlar 399 milyon 280 bin TL olup net borç toplamı 2 milyar 835 milyon 909 bin TL'dir. Saygıyla arz ederiz. Tekrar ediyorum. Net borç toplamı 2 milyar 835 milyon 909 bin TL'dir. Bu borç 31 Ocak 2023 tarihi itibariyledir. Geçmişte yaptığımız açıklamalarımızda Trabzonspor'un sorunlarının çok ağır olduğunu, ekonomisinin taşınmayacak boyutlara ulaştığını, daha önceki durum ne kadar kötü ise şimdiki durumun daha vahim olduğunu, Trabzonspor Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun işlerinin zor olduğunu, bu durumda sadece Trabzonspor camiasının tek vücut olarak kurtulabileceğini, Trabzonspor'un kurtuluş reçetesinin kuruluş amaçlarına ve ayarlarına geri dönülmesiyle mümkün olabileceğini, kuruluşun özümüze yeni altyapısına dönerek üretimle mümkün olabileceğini vurgulamıştık. Şu anda itibaren Trabzonspor küllerinden ya yeniden doğacak ya da diğer kulüplerin başına geldiği gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır. 31.1.2023 tarihli konsolide bilançoya göre öz kaynaklar -2.157.423.000 TL'dir. Bu hususta bağımsız denetçi önceki raporunda işletmenin olağanüstü seviyedeki öz sermaye kaybının Türk Ticaret Kanunu'nun 70.376. maddesine göre şirket borcunu sürdürülebilir olmadığına dikkat çekmiştir. 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli banka kredi borçları 1 milyar 3 milyon 260 bin TL. TL'dir. 1000 TL'dir. Saygıyla arz ederim. Ama yükselecekleri nereden yapılacaktır? Onları da diyecekler, şunlar şunlar olabilir. Yine balansa konsolide vurduğun zaman bir rakam aşağı düşecek. Orada ben sormak istiyorum. Tabii buyurun. Trabzonspor'un kurulları var. Divan kurulu ve... Evet. Arkadaşlar müsaade.